Merhaba sevgili boğalar ve yükselen burcu boğa olanlar. Kasım 2023 aylık yorumlarımıza hoş geldiniz. Sevgili boğalar, Kasım ayı sizin için eşiniz, partneriniz, genel olarak ilişkileriniz, işbirlikleriniz alanında önemli etkiler getirecek. Enerjinizi bu alanlara daha fazla yönelteceksiniz. 28 Ekim'de burcunuzda meydana gelen ay tutulmasının güçlü etkileriyle zaten Kasım ayı başlıyor olacak. Bu tutulma hayatınıza bazı kapılar açabilir. Bazı önemli dönüşümler içerisinde, yol ayrımlarında da olabilirsiniz ama önemli fırsatlar da karşınıza çıkarabilir. Ayın ilk haftasında özellikle yakın ilişkileriniz, eşinizle ilgili konular, çocuklarla ilgili aktiviteler, kişisel becerilerinizi ve yeteneklerinizi gösterebileceğiniz alanlarda daha keyifli, daha iyimser, daha destekleyici etkiler altında olabilirsiniz. İlham akışının arttığı bir dönemdesiniz. Yani sezgilerinizi iyi değerlendirin. Yeteneklerinizi ortaya çıkarabilecek güçlü yardımlar, destekler gelebilir. Sosyal alanlarda arkadaşlarınızdan da bazı önemli destekler, yardımlar alabilirsiniz. 13 Kasım'da 20 derece Akrep Burcu'nda yeni ay doğacak. Bu yeni ay Mars'la birleşiyor ve burcunuzdaki Uranüs'ü de karşıt açıda. Enerjisi ve tansiyonu güçlü bir yeni ay takdir edersiniz. Mars-Uranüs karşıtlığı var ve tabii karşıt aksınız, ilişkilerinizle ilgili konular tetikleniyor. Bu ilişkilerle ilgili ani gelişmeleri, bazı önemli karşılaşmaları, hızlı olabilecek kararları, sürpriz bazı teklifleri gündeme getirebilir. Evlilik, işbirlikleri, yakın arkadaşlıkları, ortaklıklar, hizmet aldığınız konular, kişi ve kurumlarla ilgili vereceğiniz kararlar, belki bir avukatınız, muhasebeciniz, danışmanınızla ilgili bir karar verebilirsiniz. Yeni bir fırsat ortaya çıkabilir. Lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Özellikle güneş burcunuz ve yükselen burcunuz 20 derece ve yakınlarındaysa, yani 15 ile 25 derece arasındaysa çok daha güçlü ve etkili bir yeni ay sizin için. Bununla birlikte sabit burçlarda ne kadar çok gezegen varsa alacağınız etkiler de artacaktır. Burada tabii ki stresler olabilir. Yani karşınızdaki kişilerin Mars etkisi nedeniyle ani çıkışları, beklentileri, teklifleri olabilir. Biraz agresyonun artabileceği bir dönem. Özellikle güven vermeyen ilişkilere, işte rekabet içerikli konulara, açık düşmanlıklara daha fazla dikkat etmekte fayda var. Genel sağlığınıza, fiziksel anlamda da sinir sisteminize, bir şekilde vücudunuza, bedensel durumlarınıza dikkat edin. Kazalara, sakarlıklara bu dönemde daha yatkın olabilirsiniz. Uranüs etkisiyle stres ve huzursuzluk artabilir. Sağlığınıza önem vermekte fayda var. Kendinizi çok yormamaya çalışın. 18 Kasım'da 2 yıllık bir Mars döngüsü meydana gelecek. Biliyorsunuz Mars 2 yılda bir Güneş sistemini dolaşır. Güneşle 2 yılda bir kavuşur. Bu bir Mars döngüsüdür. Bu yıl 18 Kasım'da Güneş ve Mars Akrep Burcu'nun 25 derecesinde birleşecek. Bu da sizin ilişki evinizde. Dolayısıyla enerjinin, hareketin, mücadelenin, aksiyonun, ilişkiler, eş partner konuları, rekabet içerikli konular, işbirlikleri ve bu alanlara daha fazla yöneldiğini görüyoruz. Eşinizin hayatında önemli gelişmeler olabilir. Partnerinizle ilgili konular öne çıkabilir. Daha fazla inisiyatif alıp harekete geçebileceği, daha fazla enerji ortaya koyup kendini ortaya koyabileceği bir süreçte olabilir eşiniz ve partneriniz. 23 Kasım'da Güneş artık Yay burcuna geçiyor. 24 Kasım'da da Mars Yay burcuna geçecek ve bu geçişin hemen ardından her iki gezegen Satürn'le, Balık burcundaki Satürn'e kare açı yapacak. Bu biraz hani 23-25 Kasım civarı biraz sıkıntılı, biraz enerjimizi kısıtlayan bir etki oluşturuyor. Sizin için özellikle parasal konularda böyle bir zorunluluk, böyle bir kısıtlama, bir borç konusu ve benzeri temalar. Yani daha ciddi, daha sorumlu hareket etmeniz gerekiyor. Özellikle Mars'ın ve Güneş'in para alanınıza gelmesi, ortaklı gelirler ve ortaklı paralar alanınıza gelmesiyle birlikte. Ama bu uzun süreli bir disiplini, bir planı, belki bir yönetimi, belki bir karar sürecini de etkileyebilir. Özellikle kaynakların değerlendirilmesi, bir borçlanma konusu gibi, kredi konusu gibi bir alanda bir hareketi, bir sorumluluk almayı da gündeme getirebilir. 27 Kasım'da 4 derece ikizler burcunda yeni ay doğacak. Bu yeni ay para evinizde. Para evinizdeki yeni ay parasal konularda tabii ki yeni koşulları açığa çıkarabilir. Bir iş konusu, bir parasal kazanç, bir mesleki anlamda alınacak bir sonuç ya da kaynaklarınızla ilgili kazançlarınız, paranız, mal varlıklarınız ve bunların değerlendirilmesiyle ilgili bir konu olabilir. Bir alışveriş, bir yatırım
olabilir. Örneğin 4 derece ikizlerdeki yeni ay sırasında tabii ki Satürn'ün bir açısı var. Bu biraz ciddi olmak gerektiğini, sorumlu davranmak gerektiğini gösteriyor. Parasal konularda uzun vadeli bir bakış açısı önemli. Merkür ile Neptün arasındaki kare açı yönetici gezegen olduğu için Dolunay'da lütfen çok hayalci olmayın para konularında, finans konularında. Aşırı böyle idealist olmayın, gerçeklerden uzaklaşmayın. Daha gerçekçi bir bakış açısı içerisinde olmamız parasal kayıpları, zararları önleyecektir sevgili boğalar. Bu özellikle önemli görünüyor. Lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Herkes aynı şekilde etkilenmiyor biliyorsunuz. Doğum haritanızda özellikle değişken burçlarda ikizler, başak, yay ya da balığın 0 ile 7 derece arasında gezegenleriniz bulunuyorsa bu dolunayın sizin için etkisi daha önemli olacaktır, belirleyici olacaktır ve ayın son haftasını özellikle bu dolunay enerjileri para konularında şekillendirebilir sevgili boğalar. Hepinize sağlıklı ve güzel bir ay diliyorum. Hoşçakalın. Boğa, zodyakta ikinci burçtur. Boğa burcunun yönetici gezegeni Venüs'tür. 21 Nisan-20 Mayıs arasında doğan kişiler Boğa burcundan kabul edilir. Boğa burcu toprak elementinden sabit nitelikli bir burçtur. Boğalar genellikle sabırlı, maddi manevi güvenliğine önem veren, kararlı, soğukkanlı, azimli kişilerdir. Boğa burcu sahip olduğu değerleri her zaman korumak ister. Para ve mallarının yanı sıra sevdikleri kişilere karşı da içgüdüsel olarak böyle davranır. Mülkiyetçi bir yapısı vardır. Onlar için yaşamlarında huzur çok önemlidir. Huzurunu ve rahatını kaçırabilecek ortamlardan hemen uzaklaşabilirler. Kendilerine güven ve konfor sağlayacağı için para onlar için önemli olacaktır. Hayal güçleri zayıf olabilir. Onlar için daha çok elle tutulur, gerçekçi değerler daha önemlidir. Yönetici gezegenleri Venüs, güzellik, estetik ve sanatsal değerler verebilir. Dünyasal zevkler, beş duyuya hitap eden kavramlar, dokunma, yeme, içme, cinsellik onlar için önemlidir. Liderlik özellikleri fazla yoktur. Yeni bir işi başlatmak yerine süre gelen işleri istikrarlı bir şekilde uzun süre devam ettirebilirler. Zodyan en sabırlı burcudur. Değişiklikten çok hoşlanmaz. Bu nedenle aynı ortamda yıllarca hareket etmeden kalabilir. Çok güvenilir kişilerdir. Maddi manevi her konuda güven ve istikrar ararlar.